Merhaba sevgili 8. sınıf öğrencileri. Milli Eğitim Bakanlığı LGS'ye girecek öğrenciler için 8. sınıf Nisan ayı örnek Türkçe sorularını bizler için paylaştı. Bu videomda örnek Türkçe sorularını detaylı bir şekilde çözeceğim. Sizler videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğimlikten soruları bilgisayarınıza indirebilir, soruları çözebilir. Daha sonra videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bu sene yapılacak LGS sınavına mahsus olmak üzere dil bilgisi konuları sınavda çıkmayacak. Ama yazım ve noktalama işaretleri çıkacak. Yine uzun paragrafların sınavda çıkmayacağı açıklandı. Bu durum sınavın kolay olacağı duygusu, düşüncesini sizde lütfen oluşturmasın. Sonuçta fen liselerini öğrenci seçecekler. Bir şekilde öğrencileri sınava tabi tutup ölçüp elemek zorundalar. Lütfen soruların kolay olacağı algısı sizde oluşmasın. Sorular zor olacak diye de bir düşünce oluşmasın. Her sene yapılan LGS sınavı gibi düşünüp sınava o şekilde hazırlanmanızda büyük fayda var. Şimdi sınavda bilgi soruları çıkmayacak. Böyle bir düşünce de var. Şimdi arkadaşlar doğrudan bilgi sorusu sorulmaz size. Ama dolaylı yoldan bilgi sorusu sorulur. Bakın dolaylı yoldan diyorum. Nisan ayı örnek sorularından 10. soru dolaylı yoldan bilgi sorusu. Sevgili öğrenciler yine bilmeden yapmanız çok zor. Efendim ben sabah akşam kitap okuyorum. 20 sorunun 20 tanesini kitap okuyarak çözebilirim. Tamam çöz, aferin, çok güzel. Fakat çözmen çok zor. Yine bilgi sorusu sorulacak. Yani şunu demek istiyorum. Sen bütün konuları çalış. Sınavda çıkacak bütün konuları çalış. Yine sınavda hangi konular çıkacak? Açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey şudur. İşinizi şansa bırakmayın. Eğer işinizi şansa bırakırsanız başkalarının başarılarını şansla açıklarsınız. O zaman şansınız bol olsun. Hepinize iyi dersler diliyorum. Şimdi arkadaşlar 1 ve 2 numaralı soruyu soldaki görsele göre, metne göre cevaplamamız bizden isteniyor. Bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken tek şey metnin dışına çıkmamaktır. Yani metne duygu ve düşüncelerinizi katmayınız. Bir de benim size önerim önce soru cümlesini okuyunuz. Soru cümlesini önce okursanız zaman kazanmış olursunuz. Şayet metni okursanız soru ile metin arasında git gel yaşarsınız. Bu da zaman kaybına neden olur. Esasında hangisi kolayınıza geliyorsa lütfen soruyu öyle çözünüz. Şimdi arkadaşlar ben bu soruyu çözerken soldaki metni yani bir numaralı soruyu çözerken soldaki metni okumama hiç gerek yok. Çünkü Yunus Emre'nin dünya görüşünü biliyorum, felsefesini biliyorum. Tabii ki az sonra metni okuyacağım. Bu parçadan Yunus Emre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Ulusal bütünlüğün sağlanmasında birleştirici bir rol üstlenmiştir. Yani milli birliğin sağlanmasında birleştirici bir rol üstlenmiş midir? Üstlenmiştir. Çünkü şiirlerinde insan sevgisini anlatıyor arkadaşlar. Herkese eşit davranmanın öneminden söz ediyor. Herkese sevgiyle yaklaşmanın öneminden söz ediyor. O halde artımızı atalım. Şimdi Allah aşkını ve doğru davranış kurallarını insanlara öğretmiş midir? Tabii ki öğretmiştir. Zaten temel felsefesi budur arkadaşlar. Hemen artımızı atalım. A çıkıyorsa B de çıkar. C kişiliği ve şiirleri yaşadığı çağın dışında da ilgi uyandırmıştır. Tabii ki uyandırmıştır arkadaşlar. Günümüzde okuyorsak Yunus Emre'yi, dünyada Yunus Emre'yi tanıyorsa insanlar kişiliği ve şiirleriyle ne yapmıştır? Çağın dışına çıkmıştır. O halde A, B ve C seçeneği arkadaşlar soldaki yukarıdaki parçadan ne oluyor? Çıkıyor. D seçeneği çıkmıyormuş. Yani Yunus Emre ile ilgili hangisi çıkarılamaz derken D seçeneği çıkmıyormuş. Neden çıkmıyor? Şimdi arkadaşlar Yunus Emre şiirlerini yazarken yahu demiş ben toplumu bilinçlendireyim dil konusunda dememiş. Tamam mı arkadaşlar? Yani adam şiir yazarken şair şiirini bizler için yazarken amacı dil bilinci, dil sevgisi oluşturmak değil. Sadece yaşadığı dönemde arı sade bir Türkçe kullanmış. Bu kadar basit. Bunun dışında adamın temel felsefesi nedir? Allah sevgisidir, insan sevgisidir. Dur insanlara dil bilinci aşılayayım dememiş arkadaşlar. O halde cevap Denizli oluyor. Bir de metni okuyalım. Hemen bakalım Yunus Emre demiş. Arkadaşlar 2021 yılı UNESCO tarafından yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmiş. Şimdi tüm dünyada her dönemin şairi olarak yaşatılmakta olan ve şiirlerinde kullandığı Duru Türkçe ile dilimizin, bakın Duru Türkçe dediği Arı Türkçe, dilimizin gelişimine büyük katkı sağlayan sevgi ve irfan insanı Yunus Emre'nin yılı ilan edildi. Şimdi arkadaşlar Duru Türkçesi varmış, bu da dilimizin gelişmesine yardımcı olmuş. Bu şairimiz bunu bilinçli yapmamış arkadaşlar. Yani ben toplumsal dil bilinci oluşturayım çabası içerisinde olmamış. Şu yorum arkadaşlar ne olmuş? Yunus Emre'nin şiirleri araştırılmış.
araştırılınca aa demişler sade bir dil kullanmış demişler. Dönemin şartları gereği sade bir dil kullanmış veya insan sevgisini aşılamak için sade bir dil kullanmış. Amacı toplumsal dil bilinci aşılamak değil. Bakın şuradan çıkıyor. Lütfen şu bölümü yanlış anlamayın. Şimdi tekrar okuyorum. 2021 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada her dönemin şairi olarak yaşatılmakta olan ve şiirlerinde kullandığı Duru Türkçe ile dilimizin gelişimine büyük katkı sağlayan sevgi ve irfan insanı Yunus Emre'nin yılı ilan edildi. Peki, Türk şiirinin kurucularından ve Milli Birliğin önemli tutkallarından biri olarak gösterilen Yunus Emre, halkı hakka davet eden bir ahlak ve sevgi eğiticisidir. Şimdi şurada irfan kelimesi geçiyordu. Kültürlü insana biz ne deriz arkadaşlar? İrfan sahibi deriz. Yine bilen, anlayan, sezen insana biz irfan sahibi insan deriz sevgili öğrenciler. Şimdi şurada da ne diyor? Bakın milli birlik diyor. Yani ulusal birlik, milli ve ulusal kelimeleri eş anlamlı oluyor sevgili öğrenciler. Önemli tutkallarından biri olmuştur diyor. Yani milli birliği sağlayan önemli şairlerimizden biri olmuştur diyor. Tutkal kelimesi burada mecaz anlamda ulusal bütünlüğün sağlamasında birleştirici bir rol üstlenmiştir. Yani şuradan A'ya ok çekebilirsiniz. Yunus Emre bakın şurada ne diyor? Yunus Emre halkı hakka yani hak dedi Allah. Allah'a davet eden bir ahlak ve sevgi eğiticisi. Şimdi eğitmenmiş yani öğretmenmiş arkadaşlar. Bakın o zaman B seçeneği çıkıyor. Allah aşkını ve doğru davranış kurallarını insanlara öğretmiştir. Yine şurada bakın kavga etmeyin diyor. Birbirinizden nefret etmeyin diyor. Yani bunlar doğru davranış kuralları olmuyor mu? Oluyor arkadaşlar. Şimdi kişiliği ve şiirleri yaşadığı çağın dışında da ilgi uyandırmıştır. Dünyada 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan ediliyorsa tabii ki kişiliği ve şiirleri yaşadığı çağın dışında ilgi uyandırmıştır. Bu nedenle arkadaşlar ne oluyor? Sorumuzun doğru cevabı Denizli oluyor. Şimdi arkadaşlar Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamıştır. 13. yüzyılda yaşamış bir halk şairidir. 1240 kısa çizgi 1320. Bakın 1240 doğum yılı 1320 ölüm yılı. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Solda 3 tane metin var. Metinlerin sonunda boşluklar var. Bu boşluklara sağdaki şiirler gelecek. Tabii ki bilgilerden hareketle. Yunus Emre Anadolu'nun her karışını gezen ve yolu Hacı Bektaş Veli'nin dergahına da uğrayan bir hak erenidir. Yani Allah dostudur. Hak Allah demektir. Hacı Bektaş Veli 1209 yılında yaşamış bir filozoftur. Dergah dedi tekke oluyor. Bakın onun Anadolu'da bir misyonu, bir görevi varmış Yunus Emre'nin. O görevi özetleyen bir şiir istiyor bizde. O da D seçeneğinde var. Ben gelmedim dava için benim işim. Aşk için dostun evi gönüllerdir. Gönülleri yapmaya geldim. Dünyaya gönülleri yapmaya geldim diyor. Veya Anadolu'ya niçin gitmiş? Gönüller yapmak için gitmiş arkadaşlar. Onun görevi. Gönüller yapmak bu kadar basit arkadaşlar insan sevgisiyle dolu olduğu için. Evrendeki tüm yaratılmışlar değerlidir diyor bakın. Yani bütün insanlar eşitmiş. Yunus Emre tavır ve tutumlarına, davranışlarına yön veren bu gerçeği şöyle ifade etmiş. Hangi şiiriyle açıklamış? A seçeneğinde var arkadaşlar o şiir. Elif okudu götürü, pazar eyledi götürü. Yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü diyor. Yani tüm yaratılmışları hoş görmüşler. Şimdi sevgili öğrenciler yani tüm yaratılmışları hoş görmüş Yunus Emre. Elif okuduk derken Allah'ı okuduk diyor her yönüyle arkadaşlar. Yani pazar eyledik götürü derken her yönüyle Allah dedik diyor. Bu nedenle yaratılanı hoş gördük diyor yaradandan ötürü. Peki devam edelim. Yunus'un düşmanı nefrettir. Kimseyle çatışmamaya, kavga etmemeye kararlıdır. Bakın temel felsefesi neymiş Yunus Emre'nin? Çatışmamak, kimseyle çatışmamak ve kavga etmemek. Davranışlarına yansımış bu. Mücadele edilecek bir şey varsa o da heves peşinde koşan nefistir. Yani insanın kendisidir. Bu durumu şu dizelerde özetliyormuş. Bakalım hangi dize o dize. O dize B seçeneğinde var arkadaşlar. O dizeler B seçeneğinde. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem yani herkes birdir bizim için diyor. Bakın kimseye nefret duygusu aşılamayız diyor. Kimseden nefret etmeyiz diyor. Kavga etmeyiz. Çatışmayız diyor. Yani bizim düşmanımız kindir diyor. Yani biz kendi halimize yaşarız diyor arkadaşlar. Bunu demek istiyor. O halde hangi seçenek dışarıda kaldı? C seçeneği dışarıda kaldı. Geldi geçti ömrüm benim. Şol yel esip geçmiş gibi. Şol dediği şu arkadaşlar. Şu yel esip rüzgar esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir. Şu göz yumup açmış gibi. Burada dünyanın geçiciliğinden söz ediyor. Zamanın hızlıca akıp gittiğinden söz ediyor Yunus Emre.
Cevap Ceyhan. Soru 3. Bu cümlede söz edilen yazarla ilgili aşağıdaki yargılardan, sonuçlardan hangileri çıkarılabilir? Polisiye romanların bir numaralı ismi olan yazar tüm eserlerinde okurlarını benzer bir sırrın peşinde koşturuyor ve her seferinde yanıltmayı başarıyor. Şimdi okurları her seferinde beklenmedik bir durumla karşılaşıyorsa tabii ki okurlar yanılmış oluyor. Yazar da amacına ulaşmış oluyor. Bir numaralı yargı çıkabilir sevgili öğrenciler. Polisiye roman alanında başarılıdır. Başarılı olduğu için zaten bir numaralı isim olarak kabul ediliyor polisiye romanında. Hemen artımızı atalım. Yapıtlarının yani eserlerinin, romanlarının hepsinde bir gizem varmış. Yani bir sır varmış arkadaşlar. Eş anlamlısı sırdır. Şurada geçiyor. Tüm eserlerinde okurlarını benzer bir sırrın peşinde koşturuyormuş. C'ye de artımızı yani 3'e de artımızı atalım. O halde 1, 2 ve 3 ne oluyor? Doğru cevap oluyor sevgili öğrenciler. Cevap Denizli. Diyelim ki yazarın 10 tane polisiye romanı var. 11. polisiye romanını hemen ne yapıyor? Piyasaya çıkarıyor. Okuyorsun, okumaya başlıyorsun. Diğer 10 roman gibi konu devam ediyor. Fakat beklenmedik bir şey oluyor. Diğer kitaplara benzemeyen bir sır, bir son ne oluyor? Kitabı ele geçiriyor. Kitap bu sırla, bu gizemle, bu beklenmedik bir durumla sona eriyor. İşte bu nedenle okuru yanıltıyormuş arkadaşlar. Soru 4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu dizelerde anlatılanlarla ilgili değildir? Bakın bu soru %100 bilgi sorusu. Bilgilerin babası. Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar, insan kuldur şaşar, kanaat gibi devlet yani mutluluk olmaz, el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır. Bu atasözlerin çoğunu duymamışsınızdır. Bu nedenle %100 bilgi sorusu, LGS demek detay demek. Bakın yine örnek soruda bilgi var. 10 numaralı soruda bilgi, bu 4 numaralı soruda bilgi arkadaşlar. Sizden bilgi istiyor. LGS demek beceri demek. Sonuçta beceri ölçme sınavı bu arkadaşlar. Herkes sınava girecek diye bir kural yok. Fen lisesini öğrenci seçme sınavı da diyebiliriz. Şimdi yüzde ısrar etme demiş Mevlana, 90 da olur. Her şeyin tam olsun diye ısrar etme. Bazen eksiklikler meydana gelebilir. Zaten insan dediğin 90 olur diyor. Eksik de olabilir diyor. Kusurlarımız da olabilir diyor. Her gün sofradan tok kalkacaksın diye bir kural yoktur diyor. Bazen aç kalkabilirsin. Sakın büyüklenme, elde neler var diye. Şimdi her şeye sahibim diye kibirlenme, büyüklenme. Sen olmasan da olur diyor. Yani bir an her şeyini kaybedebilirsin diyor. Ben varım diye kibirlenme. Dünya diyor sen olmadan da dönmesini devam ettiriyor diyor. Hatasız dost arama diyor. Eldeki dosttan da olursun diyor. Yani sahip olduklarından da olursun diyor. Şimdi hoş gör diyor insanları. Bakalım atasözleri neler diyor bize. El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır diyor. D seçeneğinde nedir bu atasözünün anlamı sevgili öğrenciler? Deneyimsiz kimse kendisinin daha güçlü olduğunu, üstün olduğunu düşünür. Değil mi arkadaşlar? Her işi yapabileceğini zanneder. Yani kibirlenir, büyüklenir. Deneyimsiz kimse ben her işin üstesinden gelirim demek ister. Yani henüz akıllanmamış arkadaşlar. El yumruğu yememiş. Yemediği için kendi yumruğunu ne yapıyor? Değirmen taşı sanıyor. Güçlü zannediyor kendini. Senden daha güçlüleri var demek istiyor. Büyüklenme diyor Mevlana arkadaşlar. D seçeneğini artı koydum. Kanaat gibi devlet mutluluk olmaz. Kanaat nedir? Eldekiyle yetinmedir. Fazlasını istememedir. Eldekiyle hoşnut olma durumudur sevgili öğrenciler. Yeterli bulma durumudur. Devlet dediği mutluluk. Kanaat et diyor arkadaşlar. Yani yüzde ısrar etme diyor. Elindekiyle yetin diyor. Sofrada ne varsa onu karnına at diyor. Değil mi arkadaşlar? Sofradakiyle karnını doyurmayı bil diyor. Değil mi arkadaşlar? Onunla yetin diyor. Her gün her şey tam olmayabilir. Noksan da olabilir diyor. Yani kanaat gibi mutluluk olmaz diyor. Peki C seçeneğindeki atasözün arkadaşlar anlamı da yukarıdaki şiirde çıkıyor. Elindekiyle yetinmesini bilen kişi nedir arkadaşlar? Neyi bilmez? Yokluk nedir bilmez diyelim. Değil mi sevgili öğrenciler? İnsan yani insanoğlu beşer dediği insan oluyor. Kuldur, şaşar diyor. Bazen hata yapabilir diyor. Yani büyüklenme diyor. Veya şurada bakın ne diyor? Hatasız dost arayan dosttan da olur diyor son dizede sevgili öğrenciler. Yani insan diyor şaşar diyor. Dostlarının hatasını hoş gör diyor. Yoksa onlar senden uzaklaşabilir diyor. B seçeneğini artımızı koyalım.
Peki A seçeneği doğru cevap oluyor. Ne demek bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar atasözünün anlamı? Bazı durumlarda yardımcısız iş yapılmaz. Tamam, bu anlama gelen bir atasözü. Şimdi iki elimizle yüzümüzü yıkıyoruz. Bir elle yüz yıkanabilir mi? Yıkanmaz. Demek ki yardımcısız günlük hayatta işleri yapamayız. Birilerinden yardım, destek almalıyız. Bu anlama gelen bir konudan söz ettim mi? Bir dizeden veya bir sözden arkadaşlar, söz etmedim. Bu nedenle cevap Adana oluyor. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi kutup bölgelerinde hayatta kalmak için almamız gereken tedbirler nelerdir sorusunun cevaplarından biri olmaz. Vücudumuz ısısını üretirken oldukça fazla enerji harcar. Bu enerjiyi tekrar toplamak için de beslenmeye ihtiyaç duyar. Soğuk iklimlerin hakim olduğu bölgelerde yaşayanlar enerjiye çok fazla ihtiyaç duydukları için et, balık gibi yağlı ve çikolata gibi yüksek kalori yiyecekleri tercih ederlermiş. İşte kutup bölgelerinde, yani soğuk bölgelerde hayatta kalmak için almamız gereken tedbirlerden biri budur arkadaşlar. Üşümek istemiyorsanız diyor, yağlı yiyecekleri ve kalorisi yüksek yiyecekleri tercih edin diyor. Yani bu bir önlemdir. Artımızı atalım. Şimdi buzla kaplı bir coğrafyanın zorlu koşullarında susuz kalmamak çok önemlidir. Böyle yerlerde içme suyu bulmak sorun olabilir. Çünkü bu koşullarda su kısa sürede donuyormuş. Peki önlem nedir? Yani tedbir nedir? Karların eritilmesiyle su elde edilmesi buralarda sık kullanılan bir yöntemdir. Bir tedbirdir. Bir tedbirdir, bir önlemdir. Peki artımızı atalım. Hipotermi demiş bakın. Hipotermiyi açıklamaya başlayacak muhtemelen. Vücudumuzun soğuk hava, rüzgar ve suya uzun süre maruz kalması sonucu ısı kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu bir tanım cümlesi, hipotermiyi tanımladı. Hava sıcaklığının -20 ile 30 derece arasında olduğu bölgelerde hipotermi görülebilir. Bu C seçeneğinde kutup bölgelerinde nasıl hayatta kalırız? Bununla ilgili bir önlemden, tedbirden söz etmemiş oldu. Hipotermiden söz etti. Bu nedenle cevap Ceyhan. Soğuk iklimlerde vücut ısısını korumak ve kuru kalmayı sağlamak için doğru giyinmek önemlidir. Bu nedenle tek giyinmek yerine kat kat giyinmek tercih edilmelidir. Böylece giysiler arasında hava ve ısı yalıtımı sağlanır diyor. Değerli öğrenciler, kutup bölgelerinde üşümemek için nasıl bir tedbir almalıyız? Kat kat giymemiz gerektiğinden söz ediyor şurada. Demek ki D seçeneği de alınacak önlemler arasında cevap Ceyhan. Soru 6. Bu metnin başına düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Ben bu konuda ne bulursam okurum. Demek ki bir soru soruluyor yazara. Zaten bakın hepsini cümlesi, soru cümlesi. Hangi konuda ne bulursa okuyacakmış. Şölen ve davetlerde neler yendiğini. Etkinliklerde neler yeniyormuş. Demek ki yemekle ilgili bir soru sorulacak. Sokak satıcıları diyor. Bakın sokak satıcıları ne satıyor? Hangi gıdaları satıyor? Yine tat ustaları hangi tür tatlılar yapıyor? Yazılanlara bakılırsa ekmek eski zamanlarda da başlıca yiyecekti. Evet arkadaşlar, neden ekmek düşkünü olduğumuz ortaya çıktı. Yunanlılar arpa, Romalılar buğday ekmeğine rağbet ederlerdi, ilgi duyarlardı. Yunan ve Roma mutfağının baskın tatlıları ise bal, sirke, mayalanmış balık sosu. O ne? Mayalanmış balık sosu mu ve bol miktarda baharatmış sevgili öğrenciler? A. Eski dönemlerin yeme içme alışkanlıklarının neler olduğu ile ilgili fikriniz var mı? Şimdi arkadaşlar bir fikri var mı? Var tabii ki. Fikri var ki şunları anlatıyor. O fikirleri nasıl edinmiş? Okumuş adam. Ben bu konuda ne bulursam okurum diyor. Yani eski dönemlerin yeme içme alışkanlıkları ile ilgili kitap okumuş. Daha sonra bize fikirlerini anlatıyor. Eski dönemde yeme içme alışkanlıkları nasılmış? Ekmek varmış bakın, her zaman olduğu gibi. Yine Yunan ve Roma mutfağında bal varmış, sirke varmış, sos varmış, balık sosu ve bol miktarda baharat varmış. Bu nedenle cevap Adana oluyor. Hocam diğerleri niye olmuyor? Güzel bir soru. Yemek tarifleri üzerine yazılmış eski eserleri okumayı sever misiniz? Yemek tarifleriyle ilgili burada bir bilgi verdin bize? Vermedi arkadaşlar, geçelim. C. İnsanlık tarihinde mutfak kültürü en zengin medeniyet hangisiydi dersiniz? Şimdi arkadaşlar burada Yunan ve Roma mutfağı hakkında bize bilgi verdi. Hangi tür yemekleri tüketiyor? En zengin medeniyet hangisi? Böyle bir soru yok. Böyle bir cevap da yok zaten. Yunan ve Roma mutfağının Türk mutfağına benzeyen yönlerini merak ettiniz mi hiç? Türk mutfağından hiç söz etmedi. Sevgili öğrenciler yukarıda, bu nedenle D de olamıyor. Ama hocam ekmek var ya. Yani Türkler ekmek yiyor diye arkadaşlar, cevap D olacak diye bir kural yok. Cevap Adana. 7 numaralı soru. Bu metinde şair 6 çizili ifadeyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
Şimdi burada bir röportaj var arkadaşlar. Yayıncı soru soruyor, şair cevaplıyor. Bir seçme şiirler kitabı yayımladınız. Bu kitabı oluştururken gözettiğiniz ilke neydi? Çıkış noktanız neydi demek istiyor. Şair cevap veriyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki şiirleri seçmemi yayıncı olarak siz istediniz. Ben istemedim diyor arkadaşlar. Beni oyuna getirmeye çalışmayın. Yani oyuna getirmek bir deyimdir. Birini tuzağa düşürmek, aldatmak anlamına gelir. Beni aldatmaya çalışmayın diyor. Sevgili öğrenciler, şiirleri belirlediğiniz sayfa sayısına göre seçtim. Yani kitabın sayfa sayısını ben bile belirlemedim diyor. Aslında ben yaşayan bir şairin şiirlerinin böyle seçmelere maruz kalmasına karşıyım. Ha, madem istemediğim bir şeydi, neden bunu yaptım? Herhalde sizi kırmak istemedim diyor. Değerli öğrenciler, beni oyuna getirmeyin derken şair neyi anlatmak istiyor? Seçme şiirleri kitabı yayımlama fikrinin kendisinden çıkmadığını anlatmak istiyor. Beni oyuna getirerek bu fikrin bana ait olduğunu anlatmaya çalışmayın demek istiyor. Cevap Bursa. Şimdi yaşayan bir şairin eserlerini yayımlamanın doğru olmadığını anlatmaya çalışmıyor. Şiirleri yayıncının belirlediği sayfa sayısına göre seçmenin yanlışlığından da söz etmiyor bu düşünceyle, altı çizili kelime grubu ile. Şiirleri arasından seçme yaparak bir kitap yayımlamaktan pişmanlık duyduğuna dair yine bir bilgi yok. Zaten altı çizili kelime grubu ile bunu anlatmaya çalışmıyor. Yani şair seçme şiirler kitabı düşüncesinin kendisinden çıkmadığını bize anlatmaya çalışıyor. Benim fikrim değildi demek istiyor. Beni oyuna getirip yani bu fikir bana aittir anlamı lütfen çıkarmayın demek istiyor bize. 8 numaralı soru, parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 3'ü çıkarılır, bir tanesi çıkarılamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-atıkların yani elektronik atıkların toplanması ve dönüştürülmesi için bazı kuruluşlara sorumluluk vermiş. Şimdi e-atık dediği internet atığı değil. Evinizdeki çamaşır makinesi e-atık olabilir. Buzdolabı e-atık olabilir. Televizyon e-atık olabilir. Yani elektronik atık olabilir. Elektronik devresi olan her şey e-atık olabilir. Peki. Şimdi arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı kuruluşlara sorumluluk vermiş ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-atıkların geri dönüşümü konusunda yetkilidir. Peki, o zaman D seçeneği çıkarılır. Bu kuruluşlar topladıkları e-atıkları geri dönüşüm tesislerine götürüyor ve işlemleri takip ediyor. Pek çok okul, belediye ve alışveriş merkezine e-atık toplama kutuları yerleştirildi. Siz de e-atıklarınızı bu kutulara bırakabilirsiniz. Bazen çamaşır makinesi, buzdolabı gibi büyük aygıtlar da atık haline gelebilir. Bu durumda belediyeler ya da aygıtın yenisini aldığınız satıcılar istediğiniz takdirde e-atıklarınızı evinizden alarak gereken yerlere ulaştırıyor. Şimdi büyük atıkların evlerden alınması için ilgili kurumlara bilgi verilmesi gerektiği. Tabii ki bilgi vermemiz gerekiyor. Bilgi verince ne oluyor? Geliyorlar evimizden e-atıkları alıyorlar arkadaşlar. C seçeneği de çıkıyor. E-atıkların toplanması belediyelerin görev alanları içindedir. Tabii ki arkadaşlar, ne diyor bakın şurada. Belediye ve alışveriş merkezlerine ne bırakılıyor? E-atık toplama kutuları bırakılıyor. Sen zaten belediyeye haber veriyorsan belediye ne yapıyor? Gelip alıyor. Demek ki belediyelerin görev alanları içinde. Artımızı atalım. Cevap Adana, e-atıkların geri dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar yeterlidir. Şimdi çalışmaları değerlendirmiyor, eleştirmiyor. Bununla ilgili bir bilgi yok. Cevap Adana. Soru 9, parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Sesin oluşumunda ses tellerinin rolü var mıdır? Peki, sesin kişiye özgü oluşum nedeni nedir? Sesin oluşumu nasıl gerçekleşiyor? Ağızdan farklı seslerin çıkması nasıl olmaktadır? Konuşurken, şarkı söylerken, hatta ağzımızı açmadan mırıldanırken bile sesimizi kullanırız. Bazen bağırarak, bazen fısıldayarak, bazen yumuşak, bazen sert tonlarda sesler çıkarabilmemiz için titreşim gereklidir. Bakın, titreşimin bir rolü varmış arkadaşlar. Titreşim soluk borumuzun üst kısmında bulunan ses tellerimizde oluşur. Sevgili öğrenciler, sesin oluşumunda ses tellerinin rolü var mı? Var arkadaşlar. Çünkü ses telleri ne oluyor? Titreşiyor. Bu kadar basit. O halde A seçeneği ne oluyor? Çıkıyor. Yani A seçeneğindeki sorunun cevabı var. Bunu sağlayan da soluk verirken akciğerlerimizden çıkan havadır. Bakın, ses tellerini akciğerlerden çıkan hava ne yapıyor? Titreştiriyor. Bu havanın ses tellerimizi titreştirmesiyle oluşan ses dalgaları ağzımıza gelir. Bakın, sesin oluşumu nasıl gerçekleşiyor? Akciğerlerden gelen hava ses tellerini titreştiriyor ve ses oluşuyor. Bu sorunun da cevabı var. Ağzımızın içinde de özellikle dilimizin ve dudaklarımızın farklı hareketleriyle değişime uğruyor bu ses. Bu sayede değişik tonlarda sesler çıkıyor.
ağızdan farklı seslerin çıkması nasıl olmaktadır? İşte ses telleri titreşiyor. Daha sonra ses dilimize ve dudaklarımıza çarpıyor. Dilimizin ve dudaklarımızın hareketleriyle farklı sesler ortaya çıkıyor. D dartımızı ekledik. Şimdi arkadaşlar B seçeneği cevap oluyor. Sesin kişiye özgü oluşunun nedeni nedir? Bu sorunun cevabı var mı? Ben size böyle bir bilgi verdim mi? Sesin kişiye özgü oluşunun nedeni şudur diye bir cevap söylemedim size arkadaşlar. Bu nedenle sorunun doğru cevabı bursa oluyor. Sesin kişiye özgü oluşunun nedenine dair bir bilgi yok. Soru 10. Son soru. Bu metinle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Bilgi sorusudur bu. Yalnız doğrudan sormamış bilgiyi dolaylı olarak sormuş. Bir kişinin başından geçen olaylar yer ve zaman belirtilerek aktarılıyorsa o metnin türü hikaye olabilir, roman olabilir, anı olabilir. Fikirler kanıtlama amacı güdülmeden kişisel bir üslupla ifade ediliyor ise deneme olabilir, sohbet olabilir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar abartılarak anlatılıyor ise masal olabilir, efsane olabilir. Denizli okuyucuyu bir konuda ikna etmek amacıyla yazılmış ise makale olabilir sevgili öğrenciler. Hemen bakalım metnimize. İnsanın içini dökmek istediği zamanlar olur. Bakın bu bir fikir yazısı belli. İnsanın içini dökmek yani rahatlamak istediği zamanlar varmış. Bir dost bu anlara erişilmez bir değer katar. Ancak bazı şeyler bir dosta bile anlatılmaz. İşte böyle durumlarda diyor ben diyor yazı yazarım diyor. Özellikle de içinin gizli kırımlarını görmeyi bilen usta bir yazarsa o kişi diyor masasının başına geçip kalem eline almadan edemez. Yazmak insanın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasını gerektiren böyle zamanlarda büyük bir kurtarıcıdır. Yazar yazmak hakkındaki kişisel düşüncelerini ne yapmış? İspatlamadan öznel bir dille samimi bir hava içerisinde anlatmış. Metnin türü deneme oluyor sevgili öğrenciler. Kendi kendisiyle konuşuyor yazar. Fikirler kanıtlama amacı güdülmeden kişisel bir üslupla dille ifade edilmiş cevap bursa. Sevgili öğrenciler böylece Nisan ayı örnek Türkçe sorularının çözümünün sonuna geldim. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey her gün paragraf soruları çözmektir. Paragraf soruları çözmeden güne başlamayın. Yine gün içerisinde paragraf soruları çözünüz. Ben hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.